1974 Barış Harekatı'nda uçaklarımız yağsızlıktan havalanamamışlar. Çünkü ambargoyu ilk önce buna koyuyorlar. İlk motor yapacağız. İlk yerli motor ve milli motor. Bunun da ilk yerli ve milli motor yağını yapacaksınız. Destek falan yok. Cepten yapacaksınız. Yıllar önce Atatürk Havalimanı'ndan uçak uçarken dedim ki yanımdaki arkadaşlara, bak dedim, bunun yağını biz yapacağız ve bu uçaklar bizim yağımızla uçacak. Doğru ürünü doğru zamanda doğru fiyata sattık. Yalan konuşmadık. Eğer siz ürünü doğru yaparsanız, ki herkesin doğru yapması lazım, kazanıyorsunuz. ...1966 Trabzon doğumluyum. Adım Yusuf Koçak. Koçak Şirketler Grubu kurucu ortağıyım. İstanbul Fatih Aksaray semtinde büyüdük. Pertemniyel Lisesi bitiremeden ayrıldık. Nedense hiç okulla aram iyi olmadı. Bana böyle zaman kaybettiriyordu sanki. Hemen bir ticarete atılma, bir iş yapma merakım vardı. Çocukluğumuzda, çıraklık dönemlerimizde yedek parçacılık ve bu tür işlerde yaz tatillerinde hep çalışıyorduk. Askerlik dönemi de biter bitmez hemen kendimizi bir dükkan açmayla bulduk. Madeni yağ, civata, ırdavat gibi ürünler satıyoruz. Satarken de bayağı bir pazarlara dolaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi o zaman da işte işler çok kötü, işler çok durgun falan. Esnaf kapının önünde oturuyor, tavla oynuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Biz elimize minibüsü alıp sokak sokak yağ satmaya başladık. O dönemlerde yeni yeni yetkili servisler çoğalmaya başladı. İşte Opel servisi, işte Oto servisi falan gibi. Biz de bunlara gidiyoruz, ürünler satıyoruz. O dönem bayiliğini yaptığımız şirket bizim yağ vermeye başladığımız yerlere direkt bayilik verdi. Biz de bir baktık çıplak kaldık ortada. Müşterilerimiz gitti. Müşteri yok ortada. Bizim mal sattığımız marka oraya direkt satış yapmaya başlıyor. O zaman fabrika sayısı çok az. Ne formül biliniyor, ne ürün biliniyor, ne onun ham maddesi biliniyor. Biz bir şekilde araştır, katık içine konulan aditivleri kim satar, eder. Bir internet yok, giremiyorsun, bakamıyorsun. Kim satıyor, kim ediyor. Biz işte bunların katıklarını satan firmayı bulduk. O dönem bize kendisi çok yardım etti, sağ olsun. İşte bunu bu kadar karıştıracağız, bunu bu kadar yapacağız gibilerden. Biz bir şekilde başardık yağ yapmayı ama o zaman tabii bu kadar çeşit falan yok. Yaptığımız yağ çeşidi 2 tane. O günün şartlarıyla çalışan sayımız belki 2-3 kişi çalışıyor. İşe başladığımız günden beri, hatta markamızı Spidol olarak koyduğumuz gün bile biz ihracat hedefli olmaya karar vermiştik. Spidol ismi şuradan geliyor. Başka bir ülkede başka bir anlama gelmesini istemedik. Araştırdık. Speed, işte hız, ol da hızlı ol falan diye böyle kafamızdan bir şey oluştu. Ve bu markayı biz bir şekilde geliştirdik. Türkiye'de o dönemlerde yerli yağ üreticileri 3-5 tane vardı. Fazla yoktu. Ve dünyada zaten biliyorsunuz akaryakıt ve madeni yağ üreticilerin hepsi çok büyük, dev. Bu devlerle rekabet etme gibi bir şey düşünmüyorsunuz zaten. Bir yerde onlar için işte yüzlerce ton satarken bizim satış amacımız tabii onların yanında küçük bir şeydi. Hatta biz ürettiğimiz malları onların satış fiyatına bile mal edemiyorduk o dönemlerde. Yine de biz vazgeçmedik. Bir şekilde bir yerden bir rızıklar geliyor yani. Bizim bir hedefimiz vardı. Yağ yapacağız, satacağız ve bunu iyi kalitede yapacağız ve buradan nasipleneceğiz. Hedefi hep yukarı tutuyorduk ki o dönemde bile biz küçük bir tesisimiz olmasına rağmen böyle muslukla doldurma değil de bir makinelerle doldurma sistemimiz vardı. Örnek olarak da büyük şirketleri alıyorduk, bu uluslararası akaryakıt şirketleri, madeni yağ şirketleri. Buradan Kurtköy'e geçtik. Çalışan sayısı 20'lere falan yükseldi. Kısa bir dönem sonra madeni yağla ilgili 5015 sayılı bir kanun devreye girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, EPDK kuruldu. Madeni yağ bir standarda bağlandı. Ondan sonraki dönemlerde Kurtköy'de yetmeyince Pelitli Köyü'nde, Gebze'de ki şu andaki mevcut fabrikamıza geldik ve tam otomasyon bir tesis kurduk. Bizde formülü yazıyorsunuz bilgisayarda ayarlı. Makine kendi yapıyor, kendi pişiriyor. Sonra laboratuvara veriyor. Laboratuvar onayladığı zaman vana açılıyor ve üretimi dolduruyorsunuz. Teknolojiyi yakından takip edince bu süreç böyle devam etti. Türkiye çapında bayilikler kurmaya başladık. Spidol markasıyla, sonra Rafinol markasıyla 2 tane markamız var. Bir de otobakım ürünlerinde F6 diye. Biz bunları yaparken askeri ihalelere girmeye başladık. Önce gemilerin marine grubu dediğimiz deniz kuvvetlerinin yağlarını vermeye başladık. Sonra kara kuvvetleri, jandarma derken biz performansı yüksek ürünler yapmaya başladık.
Bunları yapmaya başlarken de kabul görmeye başladı. Çünkü yaptığımız ürünler hep standart üstüydü. Biz bu süreçleri yaparken bir gün kapımız çaldı. Türk Hava Yolları teknikten Halil Tokel Bey geldi. Dedi ki uçak yağı yapmamız lazım. Abi biz nasıl yaparız uçak yağı? Biz bilmeyiz, anlamayız. Nasıl yapacağız? Yapacaksınız. Nasıl yapacağız? İşte bir teşvik var mı? Destek var mı? Yok. Peki biz yaparsak bizden alacak mısınız? Yok, onun da sözü yok. Bunun millileşmesi lazım. Çok stratejik bir ürün. 1974 Barış Harekatı'nda uçaklarımız yağsızlıktan havalanamamışlar. Yakıtsızlıktan da. Çünkü ambargo ilk önce buna koyuyorlar. Biz başladık bununla uğraşmaya. Çok iyi paralar harcadık. Ekibimiz çok iyiydi. Sahiplendiler. Uçak yağını yapacağız. Yapacağız, kime satacağız? Alacak da yok. Neyse TEİ Eskişehir'de uçak motor fabrikamız var. Gittik. Hiç aldık, biz böyle bir şeyler yapıyoruz. Mahmut Akşit hocamız sağ olsun sahip çıktı. Bu motoru dedi, ilk motor yapacağız. İlk yerli motor ve milli motor. Bunun da ilk yerli ve milli motor yağını yapacaksınız. Ne yapıyorsanız yapın, yapın getirin. Destek falan yok. Cepten yapacaksınız. Bayağı bir uğraştık. Gitti geldi. Tabii bu uçak motor yağ testleri çok böyle ucuz şeyler değil. Bir motor yapıyorsunuz ve sizin yüzünüzden o motor başarısız olabilir. Ama sahip çıktı devlet. Sahip çıktı TEİ. Sahip çıkınca biz bunu en zor şartlara kadar yaptık. TEİ PD-170'in motor yağını iki motor yağ viskozitesinde onaylandı. Şu anda Aksungur Anka ve Anka 2'nin motorları bu. TEİ'nin yaptığı motorlar. Sonra transmisyonda da onaylandık. Şimdi biz yerli motorlarda, havacılık motorlarında daha üst seviyeleri çalışıyoruz. TS-1400 Gökbey'de kullanılacak olan motor yağında milli gaz türbün geliştirme yağını da 2022'de TEİ ile sahanın fuarında imzaladık yağ geliştirme protokolünü. Şu anda ona çalışıyoruz. Tabii bunlar çok zaman alıyorlar. Çok ciddi bir ARGE süreci yönetiliyor. ARGE'nin başındaki arkadaşlar da buna çok sahiplendiler. Şirket olarak çok sahiplendik. Şu anda bize parasal olarak, maddi olarak bir getirisi yok. Satışını ne kadar TEİ yaparsa belki o günlerde getirilecek ama bizim buradan da bir beklentimiz de yok. Biz çok zenginiz, bilmem neyiz, bize beklentimiz yok anlamında değil. Bu bizim bir hedefimizdi. Bunu nasip oldu, yaptık. Bizim için bu çok güzel bir şey oldu. Bir de yıllar önce Atatürk Havalimanı'ndan uçak uçarken dedim ki yanımdaki arkadaşlara, bak dedim, bunun yağını biz yapacağız ve bu uçaklar bizim yağımızla uçacak. Şu anda Türk Hava Yolları'ndaki mevcut uçaklarda kullanılan uçak motor yağlarını da yapıyoruz. Ancak sivil havacılıkta bu tür motor yağlarını kullanmaları için onay alınması gerekiyor. Bu onayın alınması da bir ömür. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Tip 1, tip 2 ve tip 4 diye adlandırılıyor. Üçünün de onayını aldık. Önümüzdeki yıllarda artık ülkemizde ve dünyanın birkaç yerinde nasip olursa bizim sıvılarımız dökülecek üzerlerine. Devamında da biliyorsunuz milli piyade tüfeği MPT 55 ve 76'nın yapıldı ve bunlar ciddi yağlamayla çalışan silahlar. Bu silahların yağlanması ve onayından geçmesi için işte -55 derecelere yakın bir donma noktası var. Yağın temizleme ve yağlama özelliği olması lazım. 4000'e yakın mermi sıkıldı. Çamurda, soğukta, kışta bunlar denendi. Şu anda sarsılmaz silahları üretiyor. Silahlarla beraber birer tane de bu yağdan teslim ediliyor. NATO'nun da S-761 kodlu bir yağı. NATO'ya da girdik. Şu anda silahımızın yağı da milli. Bunlarla birlikte yine gece görüş türbinleri tanklarda kullanılan, onların elektrik panolarında kullanılan bir ürün var. Mesela o da stratejik öneme sahip. GRES gibi bir ürün. -65 derecede donmayacak ve elektrik geçirmeyecek. Ve birçok daha özellikleri var. Bunu o zaman Ankara'da bir firmamız var, Digites yapıyor bu ürünü. O ürünü yapmamız kısa sürdü. Nasıl oldu ben de onu anlamadım. Nasip oldu. Çünkü çok acelesi de vardı. Yaptık, gönderdik. Şu anda tankın çok önemli bir parçasının bir ürünü. BMC'nin yaptığı 6U 8x8'lerin özel şanzıman yağlarını geliştirdik. Bu da bir ciddi bir çalışmaydı. Motor sporlarıyla ilgili yaptığımız çok özel yağlar var. Bu yağlar çok soğuk şartlarda, çok sıcak şartlarda ve çok basınçta çalışan şeyler. Speedol daha çok yaptığı ürünler biraz performansa dayalı ürünler. Yani biz böyle harca alem, işte düşük kalite demeyelim de yani o pazarda olmak istemiyoruz. Bizim yapacağımız işler mesela bir kompresör yağı, sentetik olacak, en yüksek saatlerde çalışacak. Yani kullanıcıya fayda sağlamasını istiyoruz. 1000 liralık ürün değil de işte 3000 liralık ürünü kullanacak ama 1000 liradan daha çok fayda sağlayacak. Bu tür ürünlere daha çok giriyoruz.
çok akıllı falan filan değiliz. Hani Allah da nasip etti aslında. Yollar açıldı, kapılar açıldı. İşte bir şeyler oldu. Fakat eğer siz güveni oluşturuyorsanız kalite oluşuyor. Yani biz bir güven oluşturduk. Bizim şirketin içerisinde çok hassas davrandığımız konular var. Yalan konuşmayın arkadaşlar. Müşteriye oldu, yaparız abi, gidecek abi, şu bu. Neyse o. Şirketin bu kadar büyüyeceğinin evet hep hayalini kuruyordum. Ama bu kadar da geleceğini hayal etmiyordum. Hayal kurmak hakikaten çok önemli. Hayal kurduğunuz zaman oluyor. Neyi çok zikrederseniz o oluyor. Biz bunu zikrettik ve oldu. Hatta şu anda içimden geçiyor ama bu konunun hayalini kura bir bakıyorsunuz bir gün oluyor. Yapı itibariyle, yani ben de kardeşim de hiç rızık endişesi yaşamadık. Batarız, çıkarız. Bu türlü şeyler yaşamadık. Çok zor günler yaşadık. O doların ani çıktığı günler. Ondan sonra ekonomik sıkıntılar. Bunları o günlerde bile hiç insan işten çıkarmadık. Aslında kafanızda neyi toparlarsanız oluyor biliyor musunuz? Yani kafanıza siz battık, çıktık, oldu, bu oldu. Bugün hava karlı, bugün deprem oldu, bugün seçim var, bugün işte şu var, bu var dediğiniz anda zaten batıyorsunuz. Pozitif düşünmeniz lazım. Bazı insanlarla görüşüyoruz. Her görüştüğümüzde batıyor, çıkıyor, huzuru bozuk. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Ya bir bakıyorum ondan bir enerji geliyor, bana bir şey geliyor. Ulan diyorum hakikaten dünya bozuk mu? 5 dakika sonra bakıyorum tekne almış, araba almış, yat almış, kat almış. Ya adamın ruhunda var zaten bu. Ben böyle olmak istemiyorum, böyle yaşamak da istemiyorum. İnsanlara bunu da empoze etmek istemiyorum. Bu iş hayatında en doğru, aslında herkesin yapması gereken bir şeyi yaptık. Doğru ürünü. Doğru zamanda, doğru fiyata sattık. Yalan konuşmadık. Bizim şirketin geleneklerinde, işe de iş birini aldığımızda diyorum ki, aman arkadaşlar, yalan konuşmayın. Yalan konuşmadığınız zaman işler yürüyor. Eğer siz ürünü doğru yaparsanız, ki herkesin doğru yapması lazım, kazanıyorsunuz. Benim standartlarımın içerisinde bir de mütevazı olmak çok önemli. Bazı yerlere gidiyorum, adam veya geliyor misafir. Bir bakıyorum mütevazı değil. Bir şiir var, belki duymuşsunuzdur. Şair diyor ki, mütevazı ehline yapılır. Kibirli olana kibirli olmak sadakadır. O zaman benim şartel kopuyor. Bakıyorum böyle birazcık böyle havalı, civalı bilmem ne sallıyor. Ben hemen bu şiir aklıma geliyor. Yine bozmadan, şey yapmadan usulüyle ya oradan ayrılıyorum ya da gönderiyorum. Koçak Petrol bünyesindeki bu laboratuvarda bir madeni yağ fabrikasında olması gerekenin fazlasıyla cihaz var. ICP cihazımız mesela kullanılmış motor yağlarının ömrünü belirleyen. Viskozite cihazlarımızdan, donma noktasından, akma, yanma, işte 4 bilya testi. Asıl önemli olan burası akreditasyon şeyinde olan bir tesis ve onayladığımız ürün laboratuvar testleri dünyanın her yerinde geçerliliğini koruyor. Bu gördüğünüz laboratuvar 2 kat, bu 2 katta toplamda 25'e yakın arkadaşımız çalışıyor. Yan tarafta üretim hattımızda da 2 kişi çalışıyor. Yani yağı 2 kişi yapıyor, 25 kişi kontrol ediyor neredeyse.